bakanlar. Merhaba sevgili ikizler. Selamlar sevgili ikizler. Birinci Okulu Astroloji Haber Merkezi'nden tüm ikizler burcuna çok güçlü, çok kuvvetli, çok deşeli ve çok keyifli bir yeni ayla merhaba diyoruz. Merhaba diyor muyuz? Diyoruz. Hep merhaba. Beraber merhaba. İkizler neler var sevgili Demet? Güzel evet. Bir ay. Evet. Yeni ay çok hızlı. Dolunay evet. Çok etkili. Merkür iyi pozisyonda neler var? Evet, Başak yeni ayıyla başlayacağız bu haftaya, bu aya. 13 derece Başak Burcu'nda olacak yeni ay. İkizlerin 4. evinde doğacak yeni ay. Güzel etkileri olan, Jüpiter'den destek alan bir yeni ay. Tabii evleri, yaşadıkları yerler olabilir. Aileleriyle ilgili bazı gelişmeler olabilir. Bu yeni ayla beraber. Belki ev alımı, satımı, belki taşınma. Jüpiter'in de desteğiyle ikinci evlerinden... Parasal kaynaklar bir var. Yatırım olabilir. Mülke olacak bir yatırım. Mülke olacak evet. Bir yatırım olabilir. Parasal kaynaklarda hı-hı. Bir yükseliş olabilir. Bunun yanında ev almak, ev satmak, evet. İş evet. Ve kariyer hayatında evet. Ay ortasından itibaren belirli hareketlerin hı-hı. Ortaya çıkması. Bunlar çok belirgin görünmüş. Yani çoğunlukla biz şöyle söyleyebiliriz. Ev yaşamı ve iş yaşamı ile ilgili belirgin evet. Olumlu haberlerin geleceği bir dönem. Ama bazı ikizler burçları tabii ki bunlardan çok daha fazla yararlanacaklar. Tabii. Bazı ikizler burçları bundan biraz daha zayıf yararlanacaklar. Ama genel olarak ikizler burcu için iyi. Gezegenlerimizde neler varmış? Bak bu Mars'ın kare ile Satürn evet, var. Evet, 9 Mars Eylül biraz gergin bir gün. Tüm burç gruplarını etkileyebilir tabii ki Mars, kare, Satürn. Özellikle sabit gruplar daha fazla etkilenecek ama ikizler burcu içinde özellikle ilişkileriyle ilgili, belki çocuklarıyla ilgili, maddi konularla belki zorlanmalar olabilir o dönemde. Seyahat edecek olanların biraz dikkat etmesi gerekiyor. Kaza açısından. Kaza olabilir. Kaza açısı var. Küçük kazalara sebebiyet verir. Buna dikkat edin. Lastiğinize falan dikkat edin. Arabanızın bakımını yaptırın. Egzoz patlayabilir. Merkür terazi burcuna Merkür geliyor. Hava durumunda. Geçiyor. 10 Eylül'de artık ona. 9 Eylül evet, demedi. 9 Eylül, 10 Eylül. 10 Eylül. Merkür'ün terazi burcuna geçmesi önümüzdeki günlerde biraz daha belki sosyal ilişkilerini canlandıracak. İletişimler biraz artacak. Çocuklarıyla ilgili konular biraz öne çıkabilir. Okula başlayacaklar. Evet. Okulda başarı getiren çocuklar, hı-hı. Maddi ve ekonomik olarak kuvvetlenen insanların evet. Çocuklarının çok daha güzel ve keyifli yerlerde başarılar görmesi, evet. Çocuğun burs alması, hı-hı. Sıkıntılarının gitmesi gibi etkiler. 14 Eylül Mars üçgen Uranüs etkisi var. Bu çok iyi bir enerjidir. Evet, İkizleri de etkiler, seyahat ettirir. Seyahat olabilir. Belki yurt dışından gelebilecek ilginç haberler, işleriyle ilgili hızlı gelişmeler. Bazıları medyaya çıkacak, hayatlarında ilk kez. Bazıları medyaya çıkabilir. Evet. Medya, radyo, televizyonla ilgili konular orada çıkabilir. Merkür karşı Uranüs 16 Eylül'e dikkat edin. Evet. Çünkü yönetici gezegeniniz Merkür biraz dengesiz Uranüs'e karşı. Sosyal ilişkilerde biraz dengesizlikler olabilir. Belki arkadaşlarda bazı çatışmalar. Elektronik cihazlarla arıza, evet. Elektronik cihazlarla ilgili sorunlar. Şimdi şey gelelim, bu 19 Eylül'e gelelim. Evet. Balık burcunda çok güçlü bir dolunay evet, var. Evet, ayın önemli bir olayı. Balık 28 olayı. Eylül'e kadar olan kısımda bu etki var. Aradaki gezegenleri ben anlatacağım. Evet. Sen devam et bakalım. Balık dolunayı 26 derece balıkta olacak 19 Eylül'de. Sevgili ikizler, kariyer evinde de olacak bu dolunay. Tabii dolunaylar sonlanmaları temsil edebilir, bitişleri temsil edebilir, birazcık duygusal olarak gerginlik olabilir, dengesizlik olabilir. Balık dolunayı belki işleriyle ilgili, kariyer hayatlarıyla ilgili bir sonuca ulaşacaklar. Bekledikleri bazı haberler gelecek. Tabii bazı ikizler sevinebilirken bazıları hayal kırıklığına da uğrayabilir tabii. Bu dolunay sırasında. Çok fazla haberin olacağını görüyoruz gökyüzünde. Merkür karışık bir etki. Var. Biraz böyle Merkür Jüpiter etkisi hı-hı. Dedikodu demektir. İş ortamında sakin olun. Evet. Biraz bir hanımla ilgili bir gerginlik olabilir. Dolunay çünkü evet. Karşınızda hanım bir patron, hanım bir çalışan yani yine enerjiyle alakalı hı-hı. Bir etkiyi gösteriyor. Hı-hı. Bir projenin sonlanmasına ama bu sonlanma esnasında da bu karelerden dolayı iletişim sorunlarını sıkıntılara gösteren bir yapı var. Satürn burada. Satürn Venüs kavuşumu da var. Yani, Akrep burcunda. Tabii. Onu 18 Eylül onu günlük yorumlarda baksınlar evet, zaten. Evet. Bunu gösteriyor. Bir de 22 Eylül anlat bakalım. Güneş terazi burcuna geçecek. İkizler için olumlu bir dönem. Güneşin terazi burcuna geçmesi enerjileri tabii ki yükselecek. Sosyal hayatları canlanabilir. Çocuklarıyla ilgili konular yine daha fazla gündemde olabilir. Belki aşk hayatları
yine daha olumlu bir döneme geçti. Aslında aşk hayatları ile ilgili 18 Eylül evet. var, 29 Eylül var ama şimdi bunlar arkadaşlar burada bunların hepsi sığmıyor. Zamanımız kısıtlı olduğu için bilinçokulu günlük astroloji haber merkezimiz var. Bazılarınız biliyorsunuz. Bu günlerle, demin söylediğim günlerle ilgili detaylı bilgileri Sayın Demet Baltacı'nın yorumlarıyla rahatlıkla seyredebilirsiniz. Sevgiler, iyi günler, iyi aylar. Hoşça kalın. Bye.